أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. En son arkadaşlar burada kalmıştık. Fakat konunun ortası olması hasebiyle biz buradan konuyu alıp işlemeye başlasak Peygamberimizin ibadeti, duası olarak konuya girmiş olacağız. Fakat bu konuda bizim asıl maksadımız, gayemiz neydi? Ahiret. Haşrin ispatıydı. Onun için başta asıl maksadı, ana gayeyi vurguladıktan sonra buraya gireceğiz ki şöyleydi. Beşinci hakikat, şefkat hakikatının ve Peygamberimizin ibadet hakikatının kapısının bizi ahirete götürmesi idi. Yani Peygamberimizin ibadeti, duası, niyazı ahiretin yaratılması için bir gerekçedir, bir sebeptir. Ne demiştik? Mesela şöyle bir kıyas ile bunu anlayabiliriz. Şu pendikte bir tane hane halkı sahibi, yani beş kişiyi temsilen başbakana gitse, bir ihtiyacını dile getirse ve başbakan da işte padişah da onun ihtiyacını yerine getirse ve ekser insanlar böyle müracaat ettiği vakit netice alsalar, sonra pendiyi temsil eden bir vali, arkasına belediye başkanını, arkasında işte milli eğitim müdürünü, imamları, önde gelenleri, yani pendiğin önde gelenlerini arkasına alarak başbakana gitse ve pendikte bütün insanların ihtiyacı olan bir şeyi talep etse ve bütün pendik halkının şiddetli bir şekilde istediği bir şeyi dile getirse, böyle bir talep geri çevrilir mi? Bir hanenin, bir hane halkının ihtiyacını geri çevirmeyen o padişah, elbette ki bütün bir memleketi alakadar edecek böyle bir talebi geri çevirmez. İşte aynen bunun gibi Peygamberimizin ibadetine, duasına biz bu noktadan bakacağız. Mahlukatın en küçüğünün en küçük ihtiyacını yerine getiren bir rububiyet, Cenab-ı Hak, elbette ki mahlukatın en büyüğünün, en büyük bir abdinin ve en sevgili mahlukunun en büyük hacetini görüp yerine getirecektir. Ona cevap vermemesi mümkün değildir. Onun talebini geri çevirmesi mümkün değildir diye Peygamberimizin ibadetinin, duasının haşri iktiza etmesi bu beşinci hakikatte anlatılıyor. Şimdi bizim inceleyeceğimiz konu buradan sonrakinde Peygamberimizin isteme şekli, ibadeti, yani ubudiyetine bir göz gezdiriyoruz. Sonra buradan bakacağız. Ceziretül Arap'ta Peygamberimizi ziyaret edeceğiz. Onu vazife başında göreceğiz. Bakalım nasıl ibadet etmiş. İbadetini şöyle şuradan şuraya kadar gözetledikten sonra bakacağız ki böyle bir ibadet geri çevrilmez. Yani böyle bir talep, böyle bir istek reddedilmez. Elbette ki buna binaen haşir getirilecektir. Saadet-i ebediye verilecektir diye kanaatimiz gelecek. Onun için şimdi Peygamberimizin ibadetine bir nazar gezdirelim. Evet, ey nefsimle beraber beni dinleyen arkadaş, hikayeyi temsiliyede demiştik. Bir adada bir içtima var, bir toplantı var. Bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor. Onun işaret ettiği hakikat şöyledir ki, yani Arap Yarımadası, Ceziretül Arap'ta bütün enbiyalar, asfiyalar, peygamberler toplanmışlar, içtima etmişler. Onların başı, Peygamberimiz, onlara bir nutuk okuyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyor. İnsanlığın ihtiyacını dile getiriyor. Onun işaret ettiği mana şudur. Gel, bu zamandan tecerrüt edip, şu asrımızdan sıyrılıp, fikren asr-ı saadete ve hayalen Ceziretül Arap'a gidiyoruz. Hayalen Arap Yarımadası'na, hayalen ve fikren gidiyoruz. Ta ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı vazife başında ve ubudiyet içinde görüp ziyaret ederiz.
Evet, gittik fikren ve hayalen Asr-ı Saadet'e ve Cezuretül Arab'a gittik. Peygamberimizi ziyaret ettik. Şöyle görüyoruz. Bak, o zat nasıl ki risaletiyle, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i husulüdür. Onun gibi ubudiyetiyle ve duasıyla o saadetin sebebi vücudu ve cennetin vesile-i icadıdır. Birinci maddemizi bir anlayalım. Sonra 2-3 diye devam ederiz. Yani peygamberimizin peygamberliği ve hidayette oluşu ebedi saadetin husul bulması ve o saadete vüsul bulmamıza bir vesiledir. Yani cennetteki, ahiretteki saadete vasıl olmamıza, ona kavuşmamıza vesile nedir? Peygamberimizin hidayetidir, peygamberliğidir. Yani peygamberimizin hidayeti olmasa, bize getirmiş olduğu hidayet olmasaydı cennetteki saadete vasıl olabilecek miydik? Değil. Aynen onun gibi peygamberimizin ibadeti ve duası dahi o saadetin vücut bulmasına ve cennetin icat edilmesine bir vesiledir, yaratılmasına bir vesiledir. İsterseniz şöyle tersten gidelim. Yani bununla bunun arasındaki fark nedir? Sebebi husul, sebebi vücud ile vesile-i vüsul ve vesile-i icat arasındaki fark şu. Peygamberimizin ibadet etmesi cennetin yaratılmasına sebeptir. İbadet etti, cennet yaratıldı. Sonra peygamberimiz bize hidayet getirdi, yaratılan o cennete vasıl olduk. Yani birincisinde cennet yaratılıyor, ikincisinde yaratılan o cennete herkes gidebilecek mi? Gidemeyecektir. Ona vesile de peygamberimizin getirmiş olduğu hidayettir. Bir daha söyleyelim. Belki şu bir zikredilse şu iki daha iyi anlaşılırdı da. Şöyle, bir olarak şunu anlayalım. Yani peygamberimizin ibadeti ve duası. Cenab-ı Hak ezel ve ebed ilmine sahip olduğundan dolayı, hatta ne diyor? İnsanların duası bir nevi cennetin yaratılmasına sebeptir. Çünkü insanlardan olan peygamberimiz ve peygamberin bütün insanların cenneti, saadet-i ebediyeyi istemesini duasında istiyor. Cenab-ı Hak daha yaratılmadan, yani insanlar, Cenab-ı Hak daha peygamberimiz ve insanlık dünyası yaratılmadan onların ne istediklerini, ne isteyeceklerini bilmiş. Yani cennet istiyorlar, beka istiyorlar, sonsuzluk istiyorlar. Ondan sonra bunun için dua ediyorlar, niyaz ediyor. Yani şiddetli bir arzu ile istiyorlar. Allah daha insanları yaratmadan cenneti yaratmış. Yani bu duayı kabul ediyor. Peygamberimizin ibadetinden dolayı, peygamberimizin cenneti istemesinden dolayı daha gelmeden o duayı kabul ediyor ve cenneti yaratıyor. O zaman peygamberimizin ibadeti ve duası, peygamberimiz daha gelmeden evvel, daha yaratılmadan evvel Allah onu bilmiş ve o saadetin, yani cennetin vücudunu yaratmış. Yani cenneti yaratmış. Ve cennetin icat edilmesine vesile olmuş peygamberimizin ibadeti ve duası. Daha sonra peygamberimiz geldikten sonra Kur'an ile beraber gelmiş, risaletiyle gelmiş, hidayetiyle gelmiş. Yaratılan o cennete ulaşma vasıtası da peygamberimizin getirmiş olduğu hidayettir. Vüsulüne vesiledir. Özetten şöyle diyorum deyip geçiyoruz. Peygamberimizin ibadet etmesi ve dua etmesi cennetin yaratılmasına sebeptir. Cennet ortaya çıktı. Yani peygamberimiz dua etti, cennet yaratıldı. Şimdi kaldı ikinci şık. Biz bu cennete nasıl gideceğiz? Yine peygamberimizin arkasına takılıyoruz. Onun hidayetine, onun hidayetiyle biz de hidayetleniyoruz. Onun getirmiş olduğu peygamberliğe boyun eğiyoruz. Dediklerini yapıyoruz. O zaman ne oluyor? Yaratılan o cennete vasıl oluyoruz. Yaratılan cennete vüsule vesile ne oldu şimdi? Hidayet ve risalet oldu. Oraya vasıl olmaya vesile peygamberimizin hidayetidir, risaletidir.
cennetin yaratılmasına vesile de, cennetin icat edilmesine vesile de Peygamberimizin ibadeti ve duasıdır. Hatta bu noktada işte şurada geçiyordu. Şöyle diyebiliriz istersen, şöyle bir atıflan. Burada da Peygamberimizin risaleti imtihanın açılmasına sebebiyet verdiği gibi ibadeti dahi öteki darın açılmasına sebeptir. Bak, cennetin, dar-ı saadetin açılmasına sebebiyet veren Peygamberimizin ibadetidir ve duasıdır. Yani Cenab-ı Hak Peygamberimizin şiddetli bir şekilde ibadet edeceğini, o ibadetinde ve duasında ahireti isteyeceğini daha önceden bilmiş ve ahireti, cenneti yaratmıştır. Daha sonra onu dünyaya gönderiyor, eline risalet veriyor, hidayet veriyor. O cennete gitmenin yolu da onun elindeki risalettir ve hidayettir diye de bize bildiriyor. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada, bir ibadet-i ulyada, saadet-i ebediye için dua ediyor ki, güya bu cezire, belki bütün arz, onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Çünkü ubudiyeti ise, ona ittiba eden ümmetin ubudiyetine tazammül ettiği gibi, muvaffakat sırrıyla bütün enbiyanın sırrı ubudiyetini tazammül eder. Evet, şimdi bu ikinci maddemiz, Peygamberimizin ibadet etme şeklini anlatıyor. Birincisinde o ibadetin cennetin yaratılmasına sebep olduğunu söyledi. Peki o ibadeti, o duayı nasıl yapıyor ki cennetin vesile icadı oluyor diye sualimize de cevap bulmuş oluyoruz. Bunu anladık mı? Yani 1 ve 2 arasındaki münasebet. Yakup, anladık mı? Şimdi Peygamberimizin ibadetinin haşri iktiza etmesi. Konumuz bu değil mi? Bab-ı Ubudiyyeti Muhammediye Delalistesü Vesselam. İsmi Mucib'in cilvesidir. Cenab-ı Hakk'ın Mucib ismi Peygamberimizin duasına icabet etmesi ve haşri yaratması gerekiyor. Onun ispatını yapıyoruz. Burada ilk önce Peygamberimizin ibadeti cennetin yaratılmasının vesilesidir dedik. Nasıl oluyor? Peygamberimizin şiddetli, yoğun bir şekilde ibadet ve duası, dua etmesi, yani Allah daha önceden bilmiş, daha Peygamberimiz gelmeden, o duayı yapmadan ilmi ezelisiyle biliyor ve cenneti icat ediyor. Peki diyoruz burada, nasıl ibadet ve dua ediyor ki cennetin vesile icadı oluyor? Nasıl bir ibadettir ki haşri gerektiriyor? Şimdi o ibadeti tasvir ediyor arkadaşlar. O ibadeti nasıl bir namazda yapıyor? Nasıl bir ortamda yapıyor? Onun tasviratını yapıyor ki biz de bunu dinledikten sonra evet, hakikaten bu ibadet, bu dua geri çevrilmez dedirtiyor. Şöyle, o zat öyle bir salat-ı kübrada, yani öyle büyük bir namazda, öyle geniş bir ibadette saadet-i ebediye için dua ediyor ki, yani sonsuz ahireti istiyor değil mi, saadet-i ebediyeyi? Nerede istiyor? Büyük bir namazda ve geniş bir ibadette bunu istiyor ki, güya bu cezire, belki bütün arz, Arap Yarımadası, belki bütün yeryüzü onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Böyle azametli bir namaz ve niyazda yapılan dua ve istek, yani saadet-i ebediye isteği geri çevrilir mi hiç? En küçük bir mahlukun en küçük bir ihtiyacını yerine getiren Allah, böyle büyük bir namazda, azametli namazda yapılan duayı hiç reddeder mi? Etmez. O zaman haşir gelecektir arkadaşlar. Peki, şu salat-ı kübra ve ibadet-i ulya nedir? Onu şöyle anlayabiliriz. Çünkü şurası bir nevi şunun izahıdır diyebiliriz arkadaşlar.
Yani ona ubudiyeti ise ona ittiba eden ümmetin ubudiyetini tazammun etmesi ve muvafakat sırrıyla bütün enbiyanın ibadetini içermesi büyükçe bir namaz oluyor. Büyükçe bir, genişçe bir ibadet oluyor. Yani Peygamberimizin namazı yalnız başına gitti, yalnız başına ibadet ediyor değil. Arkasında bütün insanlık dünyasını tazammun ediyor. Yani insanların tamamını arkasına alarak, peygamberlerin tamamını arkasına alarak Cenab-ı Hakk'ın dergahına gidiyor. Buna işte salat-ı kübra diyoruz, ibadet-i ulya diyoruz. Adeta bütün arz, sadece insanlar değil, bak bütün arz onun azametli namazıyla namaz kılıyor. İşte bu ibadet-i ulyadır. Bütün enbiyaları arkasına alarak yani namaz kılıyor. Bütün enbiyaların ibadetlerini içerir bir tarzda ibadet ediyor. İşte bir salat-ı kübradır. Şöyle bak, 19. Reşad'a şöyle anlayabiliriz. Salat-ı kübrayı, acaba bütün efazılı Beni Adem'i arkasına alıp, Beni Adem'in en fazıllarını, en faziletlilerini arkasına alıp, enbiyalar, evliyalar ve asfiyaları arkasına alıp, arz üstünde durup, arş-ı azama müteveccihen el kaldırıp dua eden şu şerefi nevi insan ve ferid-i kevni zaman ve bir hakkın fahri kainat ne istiyor? Bak işte şu salat-ı kübra, büyük bir namaz. Niye büyük? Arzı arkasına almış. Bütün insanların en faziletlilerini arkasına almış. Bütün insanların ihtiyaçlarını dile getiriyor. Adeta namazında, ibadetinde bütün varlıkların ibadetini temsilen yapıyor. Temsilen dergah-ı ilahiye takdim ediyor. Yani İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn derken, yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız senden istihan ederiz. Aynen. Bütün mahlukatın şükrünü kendi namına dergah ile takdim ettiği gibi nabudu ve nestaîn seyahatinde, yani nunu nabudun seyahatinde, o nabudu derken, biz derken kim? İnsanlar biz derken bütün hücreleriyle ve zerreleriyle, bütün kainatı arkasına alarak dergah ilahiyeye takdim ediyor. İşte Peygamberimiz bunun en haşmetlisini yapıyor. İşte salat-ı kübra bu. Aynı zamanda yine şuradan da bakabiliriz. Ve bütün insanları kainat arkasına alarak dua ediyor salat-ı kübra. Ne diyor? Saadet-i ebediye istiyor. Beka istiyor, lika istiyor, cennet istiyor. Hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o matlubun esbab-ı mucibesi olmasaydı, yani istedikleri şeyin neydir istediği? Saadet-i ebediye, beka, lika değil mi? Onun hesapsız gerektirici sebepleri var. 10. sözde bunlar anlatılıyor. Rahmette anlatılıyor, inayette, hikmette, adaletin ahireti istemesi anlatılıyor. Farz ediyoruz ki bunlar yoktur. Sadece 5. hakikat var. Ubudiyet-i Muhammediye. Şu zatın tek duası yine cennetin binasına sebebiyet verecekti. Zaten şu anda 5. hakikat okuyoruz. Nedir 5. hakikat? Peygamberimizin duasının cenneti sebebiyet vermesi, haşri gerektirmesi, ahireti istemesi, konumuz bu. Burası da konuyla münasebettar. 1. reşaya baktığımız vakit, Peygamberimizin şahs-ı manevisi, satı az bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber olması, Peygamberimiz bütün ehli imana imam oluyor, bütün insanlara hatip, bütün enbiyanın reisi olarak ve ne yapıyor? Evliyaya seyyid. Evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri. Enbiya onun kökü gibi. Evliya onun semereleri gibi. Bütün enbiya kerametten itimat eden bütün evliya tasdik edip peygamberimizi imza etmesi ve bütün bunları arkasına alarak dergah-ı ilahiyeye karşı ibadette bulunması, dua etmesi salat-ı kübra, ibadeti ülyadır diyebiliriz. Peki bu şekildeki bir ibadet geri çevrilir mi hiç? Pirenin midesinin ihtiyacını görüp
rızıklarla ona cevap veren Allah, böyle büyük bir ihtiyacı görüp yerine getirmesi elbette mutlaka olacaktır yani. Getirmemesi mümkün değildir arkadaşlar. Zaten bu konunun ana fikri de budur. Bab-ı ubudiyeti Muhammediye, haşri tek başına getirmeye sebeptir. Onun sözü bütün suretleri hakikatlarını bir tarafa koy. Onlar olmasa dahi yalnız şu zatın tek duası, yani şurada anlatılır tarzda olan ibadeti, aşağıda daha ibadeti anlatıyor. Öyle bir ibadet ki bildiğiniz gibi değil. Daha devamı var. Bu özellikteki bir ibadet, haşri tek başına getirmeye sebeptir ve vesiledir. Evet, çünkü Peygamberimizin ibadeti ona ittiba eden ümmetin ubudiyetine tazammun ediyor. Onun için salat-ı kübra diyebiliriz. Bu ne demektir? Evet. Onu? Aynen. Peygamberimiz bütün ümmetinin ibadetlerini toplayıp dergah-ı ilahiyeye takdim etmesi. İkinci bir başka bir mana, Peygamberimizin ibadeti ona ittiba eden ümmetin ibadetlerinin içinde bulunduruyor. Çünkü ümmet ibadetini Peygamberimizden öğrenmiş. Yani o noktadan bütün ibadetler yayılmış. O kaynaktan açılmış. Peygamberimizin ibadet etmesinin açılımı, yansıması bizim ibadetlerimizdir. Yani bizim ibadetlerimiz o noktadan çıkmış ve gelmiş. O zaman onun ibadetinin içerisinde bizim ibadetimiz de var. Onu tazammun ediyor. Diğer ikinci bir şık ise muvaffakat sırrıyla bütün enbiyanın sırr-ı rubudiyetine tazammun eder. Yani Peygamberimizin ibadeti ümmetin ibadetini tazammun ettiği gibi enbiyanın ibadetlerini de tazammun ediyor. Sırr-ı ubudiyetini de tazammun ediyor. İçeriyor, bünyesinde bulunduruyor. Nasıl? Muvaffakat sırrıyla. Bu ne demektir? Muvaffakat, uygunluk yönü ile ümmetin, peygamberlerin ibadetlerini de içeriyor. Peygamberlerin de reis olduğu için, hepsi bir hareket ettiği için, hepsi bir Allah'a davranış olduğu için, diyebiliriz. Çekirdek Nur Muhammediye, onlar meyveleri. O noktadan da bağlantı kurulabilir de, fakat onların ibadetleriyle uygunluk yönü olduğundan dolayı, yani onların reisidir. Peygamberimiz bütün enbiyanın reisidir. Ve o eskide bütün peygamberlerin yapmış olduğu ibadetler peygamberimizin ibadetine benziyor. Muvaffakat sırrı, bak uygunluk yönü var. Uygunluk yönü olması hasebiyle onları da tazammun ediyor. Şimdi şöyle bir şey hatırımıza gelebilir. Peygamberimizin ibadetin, yani peygamberimiz ibadeti yaptı. Daha sonra ümmeti geldi, ona ittiba eden ümmeti geldi. Onun ibadet yaptığı gibi ibadet yaptı. Neticede bizim ibadetimiz peygamberimizin ibadetinden çıkması hasebiyle peygamberimizin ibadeti bizim ibadetimizi tazammun ediyor, içeriyor değil mi? İçinde bulunduruyor. Çünkü biz ibadetimizi ondan öğrendik, ondan aldık. Fakat peygamberimizden önce gelen peygamberlerin ibadetlerini nasıl tazammun ediyor? Ona da muvaffakat sırrıyla. Yani geçmiş gelecek bizim nazarımızda. Uygunluk yönü şöyle. Bakıyoruz ki peygamberimizin ibadetine yakın, uygun ibadet etmişler. Yani onlar da secde etmiş. Onlar da namaz kılmış. Onlar da Allah'a dua etmişler. Bakıyorum peygamberimizin de yani sikke bir, damga bir, mühür bir, ibadetlerin birbirlerine uyan yönleri var. O zaman diyorsun ki aynı kaynaktan geliyor bunlar. Zaten dinler esasatında birbirine ters değildir. Teferruatında farklılıklar vardır. Hepsinde ibadet vardır. İbadetin keyfiyetinde, teferruatında değişiklikler olsa dahi muvaffakat yönü vardır, uygunluk yönü, bağdaşır yönü vardır. İşte peygamberlerin ibadetlerinin bizim peygamberimizin ibadetine benzemesi, ona muvafık olması, peygamberimizin ibadetinin onları da içermesi demektir.
Enbiyanın reisi olması hasebiyle, Peygamberimizin yapmış olduğu ibadetlere benzemesi hasebiyle onların ibadetlerini de bünyesinde bulunduruyor ve dergah-ı ilahiyeye takdim ediyor. Şimdi bütün ümmetin ibadetlerini tazammun ederek, bütün peygamberlerin ibadetlerini tazammun ederek yapılan bir ibadet, elbette ki bir salat-ı kübra ve bir ibadet-i ülyada manasını içeriyor demektir. İşte böyle büyük bir namazda saadeti ebediye istiyor arkadaşlar. Böyle mazi ve müstakbel, geçmiş ve gelecek bütün insanların ibadetlerini ihtiva eder bir namaz kılıyor, bir ibadet ediyor. Böyle bir ibadette saadeti ebediye istiyor. Böyle bir ibadet reddedilir mi? Böyle bir müracaat geri çevrilir mi hiç? Çevrilmez. Tek başına bir ordu gibi. Tek başına haşrin fethedilmesine sebeptir. Evet, geliyoruz şimdi üçüncüye. Bir de dedi, Peygamberimizin ibadeti ve duası cennetin icadına vesiledir. Biz de sorduk, soru sorduk. Ey üstadımız, nasıl ibadet ediyor ki cennetin icadına vesiledir? El cevap dedi, o ibadet öyle bir salat-ı kübrada, öyle bir ibadet-i ülyada yapılıyor ki reddedilmesi mümkün değildir diyor. Peki ondan sonra tekrar sorduk. Salat-ı kübrayı anlattı. O salat-ı kübrayı şimdi anlatıyor. Nasıl bir salat-ı kübra? Yani o büyük namazı nerede kılıyor, nasıl kılıyor? Şimdi onun cevabı, o salat-ı kübrayı da, şurada anlatılan salat-ı kübrayı da öyle bir cemaat-ı uzmada kılar, niyaz ediyor ki, öyle geniş bir cemaat, büyük bir cemaatin huzurunda yapıyor ki, güya Beni Adem'in, Hazreti Adem'den asrımıza kadar, belki kıyamete kadar, bütün nurani ve kamil insanlar ona tebaiyetle ikda edip duasına amin derler. Yani bu salat-ı kübrayı, ibadet-i ülyayı dedik ya yukarıda, tek başına yapmıyor, tek başına kılmıyor. Bir nevi, şurası da yine salat-ı kübranın ne anlama geldiğini açıklıyor. Salat-ı kübra, ibadet-i ülya ne demektir? O salat-ı kübranın yapıldığı yer, büyük bir cemaatin, geniş, uzun bir cemaatin huzurunda yapıyor ki, Adem aleyhisselamdan asrımıza kadar, belki kıyamete kadar bütün nurani ve kamil insanları arkasına alarak yapıyor. Böyle bir cemaat-i uzma da yapıyor. Ona tabi oluyorlar, iktidar ediyorlar ve Peygamberimizin duasına amin diyorlar. Evet, ver, biz de istiyorlar, istiyoruz diyorlar. Şimdi böyle bir cemaat ile beraber yapılan bir talep geri çevrilir mi? Acaba arz üstünde durup, efazılı Beni Adem'i arkasına alıp, arz üstünde duran şu şerefi kevni insan ne istiyor diye söylemişti ya. Yani Mekke bir mihrap, Medine bir minber, Peygamberimiz bütün nev-i beşeri arkasına almış, arz üstünde durmuş, Cenab-ı Hak'tan saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, lika istiyor. Ya böyle bir ibadet, böyle bir dua geri çevrilir mi hiç? Çevrilmez arkadaşlar. Onun için Peygamberimizin ibadeti haşrin gelmesine bir sebeptir. Müminler. Aynen. Varlıkları da bunun arkasına. Yani arz üstünde durup diyor. Arzdaki mahlukatı da arkasına alıyor. Çünkü diğer varlıklar da yani hal diliyle beka istiyorlar. Saadet ebediye istiyorlar. Ama burada en önemlileri Hazreti Adem'den asrımıza kadar kıyamete nurani ve kamil insanları arkasına alması ve onların duasına amin demesiyle beraber istiyor. Onlar da evet ver, evet ver diye onlar da yalvarıyor. Haşiye. Şimdi yine burada konumuzla bağlantısını kuracak. Yani Peygamberimizin bu duasına amin diyenler. Sonra hiç mümkün müdür ki şu dua kabule karin olmasın diye konuyu
ana fikrine yine bağlamış oluyor burada. Evet, münacat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam Peygamberimizin münacatının zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin bütün salatları ve salavatları onun duasına bir amin-i daimi ve bir iştirak umumidir. Yani Peygamberimiz yukarıdaki münacatı yapmasından şimdiye kadar. Nerede bu münacat? Münacat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam zamanından şimdiye kadar. Peygamberimizin münacatından şimdiye kadar. Bu münacatın mahiyeti neydi? Evet, saadet ebediye bekalika istemesi, bunu 5. surette görmüştük. Yani biz bunu yemek duası olarak yapıyoruz. Fakat bu saadet ebediye istemesi duası. Bizim yemek duasına muvafık geldiği için, nimetlerin ahirette devamına muvafık geldiği için biz de bunu sofrada yapıyoruz. Ama bu saadet-i ebediye duasıdır. Bakın, makarı saltanatına celbet, bizi bu çöllerde dünyada bırakma, bizi huzuruna al, bize tatın nezimeti orada yedir. Bak hep orası. Bizi şu dünyada zeval ve tebile tazip etme, bizi bu çöllerde mahvettirme gibi hep beka duası, saadet-i ebediye duası. İşte Peygamberimizin şu münacatından şu zamanımıza kadar. Bak, münacat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam'ın zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin bütün salatları ve salavatları onun duasına bir amin-i daimi ve bir iştirak umumidir. Evet, bu cümle ne demektir? Şimdi bunu bir anlayalım. Peygamberimizin adı anıldığında Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam diyoruz bak. Aleyhissalatü vesselam diyoruz. İşte şu tabir bir salattır, bir salavattır, bir selamdır. Bu noktada rivayetler çok. Peygamberimizin adı anıldığında Allahümme salli ala seyyidina Muhammedu ve ala seyyidina ve nebine Muhammed diye veyahut da elf elf salatu ve elf elf selam aleyke Resulallah da diyebilirsin. Ama biz kısaca ne yapıyoruz? Aleyhissalatü vesselam diye kısa salavat duası getiriyoruz. İşte şu salavat duası, bütün ümmetlerin bütün bu salavat duaları ve salatları ve salavatları onun duasına, yani Peygamberimizin ahireti istemesine, saadet-i ebediye duasına bir amin-i daimi, daimi ve devamlı bir amin hükmündedir ve umumi bir iştiraktır. O duasına bir ortak olmaktır. Yani Peygamberimizin adı anıldı. Sen burada salat ve selam getirdin, salavat getirdin. Yani salatın ve selamın manası nerede anlatılıyordu? Lemalarda, 271'de anlatılıyordu. 270 barla 271 lemalar denklem olduğu için, tevafuk ettiği için hatırımızda kalmış. Barla 270'de salavat anlatılıyor. Sanki devamı lemalar 271'de devam ediyor gibi. Bu da güzeldir. O da ayrı bir konu diye anlatılıyor. Salat ve selam manası anlatılıyor ki müminlerin, ümmetin Peygamberimize salavat getirmeleri onun duasına amin demektir. Yani onun saadet-i ebediyeyi istemesine tasviptir, tasviptir, mühürdür, damgadır. Biz de istiyoruz demektir yani. Hatta ona getirilen her bir salavat dahi onun duasına birer amindir. Ve ümmetinin her bir ferdi, her bir namazın içinde ona salatu selam getirmek ve kametten sonra şafilerin ona dua etmesi, onun saadet-i ebediye hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumi bir amindir. Ne diyorsun? Makam-ı Mahmud'u ona ver. Yani namazın arkasında vesile duası yapıyoruz, kametin arkasında pardon. Kametten sonra vesile duası, Peygamberimize vaat edilen makam-ı Mahmud'u vermesi için dua ediyoruz. Bu ne demektir? Saadet ebediye ver demektir. Peygamberimize rahmet duası okuyoruz, yani salat ve selam.
Cenab-ı Hakk'ın ona rahmet etmesini, ona merhamet etmesini istiyoruz. Rahmet ve merhamet nerede olur? Ahirette olur. Demek ki ahiretin gelmesine biz de dua ediyoruz. Peygamberimizin saadet-i ebediye duasına biz de iştirak ediyoruz. Bunu teyit ediyoruz. O cemaat-i uzma içerisinde sen de teyit ve tasdik ediyorsun. İşte bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisan haliyle bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadet-i ebediyeyi o nev-i beşer namına Zat-ı Ahmediye aleyhisselam istiyor. Ve beşerin nurani kısmı onun arkasında amin diyorlar. Şimdi bunları kısa da geçtik. Belki uzunca izahı gereken noktalardı. Beşer insanlık fıtratının dili ile insaniyeti bozulmamış, fıtratı bozulmamış bir insan fıtraten saadet-i ebediye istiyor. Hatta kafirlerin Allah'ın düşmanı olması buradan anlaşılıyor. Sonsuzluk istiyorlar. Ellerinden gelmiyor, Allah'a düşman oluyorlar. Beşerin fıtratı lisan hal ile saadet-i ebediyeyi istiyor. İşte Peygamberimiz değil müminlerin, Müslümanların, enbiyaların ve asfiyaların belki bütün insanların fıtratıyla istedikleri şeyi Cenab-ı Hak namına, Cenab-ı Hak'tan istiyor. O insanlık adına Allah'tan istiyor ve beşerin nurani kısmı da onun arkasında amin diyorlar. Şimdi acaba hiç mümkün müdür ki şu dua kabule karin olmasın, kabule yakın olmasın? Bütün insanlar fıtratlarıyla istiyor. Bütün müminler fıtratlarıyla ve lisanlarıyla istiyorlar. Ve salavatlarla ona kuvvet veriyorlar. Bütün enbiyalar, evliyalar ve asfiyalar bizzat Peygamberimizin arkasında duasına amin diyorlar. Şöyle bir duanın kabul olmaması mümkün mü? Elbette ki değildir. O zaman kabul olacaktır. Haşir'de devamında gelecektir. Şimdi bundan sonrakinde yine duanın mahiyeti, yani Peygamberimizin ibadetinin mahiyetini anlatmaya devam ediyor. Haceti amme ile beraber istiyor. Ve isteyiş tarzını da şurada anlatacak. Bir sonraki derste bunları inşallah devam ettireceğiz. Şimdi şuranın ifade ettiği manayı şu kadar ancak işleyebildik. Anladık mı? Şöyle kısaca bir özet alalım bakalım. Evet Bilal. Bir özet alalım bakalım. Evet yani şu anda buradan buraya kadar geldik. Birisi geldi, bize dedi ki, bize haşri anlat. Öldükten sonra, birazdan çıkacağız, kalsın arkada. Öldükten sonra dirilmeyi anlat. Hemen hatırımıza gelen ne oluyor? Baharda ölmüş ağaçların dirilmesi. En kolayından başlıyoruz haşr risalesini. Fakat 10. söz sadece bir noktadan bunu anlatmıyor arkadaşlar. 12 hakikat ile beraber. Bu hakikatlerin içinde çok bürhanlar var, çok deliller var anlatıyor. Biz ise sadece en kolayından, en kısasından, en kesilmesinden başlıyoruz. Biz ise sualimizi hudutluyoruz. Diyoruz ki, Peygamberin ibadeti haşri gerektiriyormuş. Sizin risalenizde öyle söylüyor. Peygamberimizin ibadeti yani bab-ı ubudiyeti Muhammediye'nin haşri gerektirmesi nasıldır bize anlat. Sen de şu ana kadar gördüğümüzün özetini bize takdim et bakalım. Evet, Bilal'e. Sebebinin haas olunması. Yani, tamam, güzel. İkinci cümlede de Peygamber Efendimiz'in ubudiyeti ve duasıyla da o cennete haas olunması.
diye bir yıl bir de yani bir yıl bir de bir yıl evet. Yani şuradayız. Tam Peygamberimizin ubudiyeti ve duası. Salat edebilirim. O Allah'ın zamanı kadar da salat edebilirim diye sebebi usule gelmiş olarak salat edebilirim. Besinlere oluşturuyor. Peygamberimizin ubudiyeti ve duası. Bunu ikincinde söylemiştin. Tam tersi. İbadet ve dua icadına vesile. Evet, aynı. Aynen, güzel. Giriyoruz. Vesile oluyor. Güzel. Sonra haşre gidiyoruz. Haşre bir gidelim bakalım. Şu anda giriş iyi. Haşre nasıl gidiyoruz burada? Ve 2, 3 yani genel özeti tek tek gitmeyelim. Böyle bir giriş yaptı. İbadetin önemine vurgu yaptı burada. Öyle bir ibadet ki haşrik ediyor. Nasıl ibadet? Cennetin icat edilmesine bile vesiledir. Cennet yaratıldı elbette ki. Güzel. Bu kadar Allah-u Teala'nın bu kadar değer verdiği bir insana, yani alemde yaratmasındaki rolü büyük olan bir insana, arkasından o kadar bir insana alıp, böyle de bir baratı ettikten sonra saadet edebildiği, cenneti, meselesi, o işlemlerini yerine getirmemesi ne de kadar mal oluyor. Yani bu işlemleri isteyen birisinin, evet, mümkün değil. Yerine getirilmemesi mümkün değil. Güzeldir. Arkadaşlar konunun kısaca özeti bu. Yani Peygamberimizin ibadeti cennetin yaratılmasına vesiledir. Niçin ibadet cenneti netice versin yaratılmasını? Yani cennet yaratılınca dolayısıyla haşir ahiret gelmiş oluyor değil mi? Niçin? Şimdi o ibadetin özelliklerini anlatıyor. Çünkü çok büyük bir alanda namaz kılıyor, ibadet ediyor. Nasıl bir alan? Güya bu cezire, belki arz onun azametli namazıyla namaz kılıyor. Belki bütün insanlık dünyasını arkasına alıyor. Enbiya'yı ve Evliya'yı arkasına alıyor. Ve büyük bir cemaatin huzurunda kılıyor, yapıyor bu duayı. Böyle bir ibadet elbette ki geri çevrilmez. Haşri, yani cennetin yaratılmasını iktiza eder. En küçük bir ihtiyacı yerine getiren Allah, elbette ki en büyük bir ihtiyacı yerine getirecektir ki daha devam ediyor. Yani cennetin icadına vesile olan şu ubudiyetin tasviri, tanıtımı, anlatımı bir, iki maddede gördük. Daha devam ediyor o ibadeti, o bekayı hacet-i amme için dua ediyor. Umumun ihtiyacı. Bir de isteyiş tarzı. Öyle hazinane, öyle mahbubane istiyor ki yani verilmemesi mümkün değil. Öyle fizar ile istiyor ki feryat edercesine, yalvarıcasına istiyor ki verilmemesi mümkün değil diye isteyiş tarzını da burada nazara vererek Peygamberimizin ibadeti neticesinde haşrin gelmesi vurgulanıyor arkadaşlar. Bir sonraki derste Peygamberimizin isteyiş tarzını işleyeceğiz. Şimdi burada bitiriyoruz. Lillahi Teala'l-Fatiha.